Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı. Fuarda hava araçlarından iletişim destek sistemlerine kadar her alanda öncü teknolojilerle Türkiye gücünü bir kez daha gösterdi. 120'den fazla ülke de kendi ürünlerini tanıttı. Avrupa'da, dünyada sesini duyurmuş 10'a yakın lokomotif firmamız var. Bu aslında daha sonra ortaya çıkardığımız farklı bir versiyonu. Havada, karada, denizde, insansız hava platformlarından son teknoloji mühimmatlara, şanlı Türk ordusu uzayda dahi göreve hazır. İletişim ve muhabere destek sistemlerine kadar her alanda söz sahibiyiz. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo Yeşilköy'deki fuar merkezinde kapılarını açtı. Amacımız özel sektörün bu alanda rolünü artırarak sektöre dinamizm kazandırmak ve maliyet etkin, sürdürülebilir projeler geliştirmektir. İşte Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla ürettiği Türkiye'nin milli ve özgün ilk insansız savaş uçağı. Bu görmüş olduğunuz mühimmatları ve daha fazlasını kullanabiliyor havada. Gökler artık Kızıl Elma'ya, ona emanet. Savunma sanayi biraz özel. Üretilen her şeyin kusursuz olması gerekiyor. Kusursuz çalışması gerekiyor. Ömrü boyunca hiçbir şekilde sıkıntı çıkarmaması gerekiyor. Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri bu fuarda tanıtıldı. Biz kendimizi lojistik destek araçları segmentinde konumlandırdık. Tank taşıyıcı, kurtarıcı araçlar, akaryakıt tankerleri, konteyner taşıyıcı araçlar, 8x8 zırhlı derman aracımızı ortaya çıkardık. Bu 4x4 bir aracımız, askerin nihai ihtiyacını karşılayabilecek hem de ömür devri boyunca fonksiyonelliğini hiçbir zaman kaybetmeyecek araçlara ihtiyacınız var. Savunma ve güvenlik sistemlerinin yanında yan sanayiye destek olan firmalar da sektörde genişlemeye devam ediyor. Biz de bu anlamda uyduda kullanılacak, uçakta kullanılacak özel yapıştırıcılar, özel kaplama malzemeleri, ısı ileten malzemeler, elektriği ileten özel malzemeler sağlıyoruz.